Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Meclis Başkanım, Sayın Başbakanım, kabinedeki değerli arkadaşlarım, değerli hazunum, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Cumhuriyetimizin 93. yılını kutlarken bu yıl dönümünde özellikle demir yollarının devlet politikası haline gelmesi adına verdiğiniz talimatlar, verdiğiniz destekler, Sayın Başbakanımızın öncülüğü bizim için çok çok önemliydi. O yüzden biz Cumhuriyet'in 93. yıl dönümünü inşallah bundan sonra da olduğu gibi nice büyük projelerle taşlandıracağız. Demir yolları sayenizde devlet politikası haline geldikten sonra Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, bunların hepsi peş peşe açıldı, açılacak, devam edecek. İnşallah sadece bu garda günde 50 bin kişiye, yılda 15 milyon kişiye hizmet vereceğiz. Gar her türlü konforu, her türlü yaşam alanını barındırıyor. Türkiye'nin neresinden olursa olsun Ankara'da yüksek hızlı tren garına gelenler burada rahatlıkla zaman geçirebilecek, seyahat edebilecek, yolcularını karşılayabilecek ve uğurlayabilecekler. Biz bu garda 8 kat olan bu garda 3 katı otopark ve peron olmak üzere yaşam alanları da oluşturduk. 27 tane gişesi var. Özellikle engelliler unutulmadı. Bu gar engelliler açısından engelsiz bir gar olacak. Ünlü düşünür Emerson'un bir lafı var. Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin heyecanınızı biliyoruz. Dolayısıyla biliyoruz ki her iş sizin duyduğunuz heyecan bize yansıması 100 bin kişilik ulaştırma, denizcilik ve haberleşme ailesine de yansıyor. Biz bu heyecanla, bu şevkle bugün olduğu gibi bundan sonra da ortaya koyacağınız hedefler doğrultusunda büyük projeleri hızlı bir şekilde bitirip insanımızın hizmetine sunacağız diyoruz. Himayelerinize, desteklerinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu garımız Ankara'ya, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyor, saygılar sunuyorum. Bereketli bir şekilde inşallah devam etsin. Allah yar yardımcımız olsun. Ya Allah, bismillah.